doğrusu daha nasılsın? İyi misin? İyi olmanı dilerim. Lan ne yazıyorsun? Hazır geldin. Aradan bir çay koba hele ya. Ben senin uşağın mıyım ulan? Yok, ben mektup yazaydım da dedim yani sen doldurursun diye çandına da bağ da. Neyse bir çay vereyim size hadi. Teliye çay dolduruyoruz. Sıcak olursan ben... Burası olmadı ya. Oh, haber karala. Al bakayım. Sağ olasın. Ne yazıyorsun sen? Mektup yazıyorum. Mektup kime yazıyorsun onu? Kendime. Kendine mi? He. Ne yazdın kendine? Ya bir de bana deli diyorsun. Daha mektubu almadım, okumadım ki. Nereden bileceğim ben onu? Nasıl okumadın yani? Ya bunu şimdi postaya atacağım, gelecek bana. O zaman açtığım zaman anlayacağım da ne yazdığımı. Nasıl? Lan ha bu villaya yeni komşular taşınmış. Soklarını alayım da. Olur ya, yarın bir gün iyi bahşiş kopartırım onlardan. Çöp! Çöp! Buyur hemşerim. Çöp çöp. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bize çöp lazımdı. Sağ ol. He? Sağ ol, sağ ol. Sağ. Efendim iyi günler. İyi günler. O gazetedeki ilanınız için gelmiştim de aşağıda görevli arkadaşlar size yönlendirdiler dediler. O işe patron bakıyor. Sizle görüşmem gerekiyormuş herhalde. Fabrikaya güvenlik görevlisi için. Ha, evet evet öyle bir ilan vermiştim. Odur bakayım. Nasıl yani bu işin altından kalkabilir misin yani? Evelallah. Yapamayacağım iş yok. Yani kendime son derece güveniyorum. Güzel. Şimdi benim bazı kurallarım var fabrikada. Ne gibi efendim? Mesela... Parola lan çalışıyorum. Parola var ya parola. Nasıl yani? Yani fabrikaya gelene parola soracaksın. Şimdi ben kapıda güvenlik görevlisi olarak beklerken kapıdan içeri girene parola soracağım. Tabii, tabii. Şimdi parolayı adam bilemese hemen indireceksin onu. Arabadan mı? Yok ula yok. Hemen vuracaksın. Parolayı bilmedi diye mi? Tabii, tabii. Ama efendim yani parolayı bilemedi diye adam vurulur mu ya? Benim fabrikada kurduğum kural budur. Benim orası çok önemli bir yerdir yani. Oradan kuş uçmaz. Şimdi diyelim birisi geldi. Hı hı. Parolayı sordum. Parolayı bilemedi. Hemen vuruyorum onu. Anında. Peki tanıdık manıdık olur? Hiç tanıdık manıdık ben anlamam. Parolayı bilemedi mi endüreceksin. Tamam efendim hiç sıkıntı yok. Yani arkamda siz olduktan sonra maaşımı da siz veriyorsunuz. Siz bu şekilde düşündükten sonra ben onu uygularım yani. Herhalde, herhalde. Hiç sıkıntı yok yani. Güzel. Aferin, sevdim seni. Tam benim kafama göre bir adamsın sen he. Eyvallah abi. Şimdi şeye git, doğru muhasebeye git. Orada bütün her şeyini ayarlasınlar. Maaşını da filan orada ayarlarlar. Güzel de maaş veriyorum ben. Kafanı yorma, hale bak gel. Hadi. Orada mı söyleyecekler? Tabii, tabii, tabii. Tamam efendim, iyi günler. Hadi iyi günler. Sağ ol. Hadi, yarın da işe başlarsın. Hop, dur bakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fabrikaya girecektik. Parolayı biliyor musun? Alev tutan Huni. Heh. Tamamdır.
Hop 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 hop. Parolayı biliyor musunuz? Lan ne parolası? Ben patronum. Patrona parola sorulur mu? Öyle bir parola yok. Parolay söyle, parolay. Parola mı? Parola... Ya, lan oğlum, ben fabrikanın sahibiyim. Yani bana parola sorulmaz ki. Aşka bir içeri gireyim. Ya kim olursan ol, o beni ilgilendirmez. Parolayı biliyor musun, bilmeyi misin? Parola neydi ya? Kazya konisi mi? Öyle bir şeydi galiba. O dünidi. Bugünkü parolayı biliyor musun, yeni parolayı? Yok, bugünkü parolayı bilmiyorum. O zaman önce şoförü mü vurayım, seni mi? Nasıl? Temel. Ne oldu? Hayır, yanlış hiç görmüyorsun. Yok, yanlış görmüyorsun. Dedik şeydim, ne olacak? Niye? Niye mi? Geçen gittim çarşıya. Bir pandol alayım dedim, 2500 lira. Bir ayakkabı alayım dedim, 3000 lira. Emekli adamda bu kadar paranın ne işi var? Ben de dedim ki bir iki ay ha bu terlikler lan hanımın edekluğundan idare edeyim. Şey et, fazla eskitme onu ya. Ben de alırım onu senden. Tamam, veririm sana hani ben. Tamam. Ben bir iki ay şeyeyim onu. Pandol alana kadar yani. Anladın? Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber Dursun? İyi, ne olsun işte Aylek. Canım sıkkına burada oturuyorum. Hayrola? Canın niye sıkkın ya? İş yerine kafam takıldı ya. Ne oldu? İşten mi kovdular seni ulan? Ya yok be abi ya. Kim kovacak beni işte? Benim gibi salak var mı? Ya ben, yani benim gibi salak olmayınca da yani başka adam mı bulacaklar oraya? Ya Allah Allah, işten kovmadılar seni. Sen hayvanat bahçesinde çalışmayan mısın? Hayvanat bahçesinde çalışıyorum. Tamam da ne oldu orada? Moralin bu kadar bozuk senin ya. Ya bizim orada bir tane fil vardı biliyor musun? 70 yaşındaydı. Tam böyle 5 ton ağırlığında bir fil, o öldü. Ha, fil öldü? He. Ya ona mı boğalıyorsun şimdi yani? Ya ona niye boğalayım? Ya? Onu gömme işini bana verdiler. Nasıl? Nasıl kahve içeceğim şimdi ya? Cepte de 1 lira yok. Bir plan düşünmem lazım. Buldum, tamam. Hallederim onu şimdi. Sefer abi, dün aradım seni, yoğudun. Dün fındıktaydım. Ne funduğu? Fındık alımına gittim diyor. Halen daha devam mı? Demirli Ormanı var, oraya gittim. 3-5 ton fındık aldım oradan. Ne zamana kadar devam edecek? Bu devam eder. Nasıl eyvallah devam eder bu? Adam evinde saklıyor, fiyat bekliyor. Fiyat da iyi para yaptı. Fiyatı artacak yani? Tabii arttı zaten. 17,5 liraya dün fındık aldım ben. Oo. Çuvaldan para verdik adama. Aha. Evet. Ama sen de çuvalıyla fındık aldın da. Aldık ya. Kiloyla almadın. Uşaklar ama virajda bir tane soğan kamyonu tevrildi. Soğan kamyonu mi? Ne? Ulan yürü. Ulan kahveci. Buyur amca. Torunum bu kahvenin parasını vermiş miydi? Ödedi amca, ödedi o. Ödedi mi? İyi iyi, güzel güzel. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, sağ ol. Bana lahana çorban var mı? Var efendim. Bana öyle bir lahana çorbası getireceksin ki tuzu çok fazla olacak. Yani çok acı yani. Piperi de çok olacak.
bu it yağısı böyle çok pol olacak, böyle yağlı mağlı, böyle karma karışık, böyle bir lahana çorban var mı yani? Efendim, lahana çorbamız var da, ha, bizim lahana çorbamız öyle çok tuzlu veya çok acı değil. Öyle suyu ayrı falan diyorsunuz, böyle karma karışık. Gayet kıvamında çok lezzetli, güzel bir lahana çorbamız var. O zaman o bağ yaramaz, o kalsın. Kalsın mı? Ha. Turşu kavurman var mı? Var efendim, çok güzel turşu kavurmamız var. O zaman bağ öyle bir turşu kavurması getirsin ki böyle turşular birbirine kesmiş, böyle ezilmiş, püzülmüş, soğansız öyle bir turşu fasulyesi getirsin. Ama efendim, bizim turşu kavurmamızın soğanı da var. Böyle gayet de böyle kalem gibidir yani, böyle tane tane çok lezzetli, leziz bir turşu kavurmamız var. Sizin dediğiniz gibi halapot, böyle harman çorman bir şey yok. Ha, o bağ yaramaz. Kuru fasulyem var mı? Var efendim, çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Şimdi bağ öyle bir kuru fasulye götüreceksin ki suyu ayrı, kendi ayrı olacak. Yani fasulyeler içinde ha böyle kürek çekecek, anlayar mısın? Öyle bir fasulyen varsa götür bana. Efendim, bizim kuru fasulyemiz çömlektedir. Eti de, fasulyesi de gayet kıvamındadır. Yani öyle sizin dediğiniz gibi kürek çekecek bir fasulyemiz yok. O bana yaramaz o zaman. Sen bana ekşi bir ayran, bir de taş gibi mısır ekmeği götür, böyle mermi işlemesin ha yani. Efendim, biz her gün süt mayalıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Daha dün sabah mayaladık. Yani yoğurtumuz gayet tazedir. Öyle mermi işlemeyecek bir mısır ekmeğimiz de yok. O zaman bağ yaramaz. Ben en iyisi kalkayım ben. Abi niye bunları niye yemiyorsunuz ki? Anlamadım. Niye böyle bir şeyler istiyorsunuz? Ya ben 6 aydır kurbetteyim. Köydeki hanımın yemeklerini özledim. Anlar mısın? He? Suyu ayrı, kendi ayrı, böyle fasulyeler içine böyle kürek çekecek. Öyle bir fasulyen var mı? Bizim kuru fasulyemiz efendim gayet kıvamındadır yani. Her şeyi yerli yerindedir. Lezzetiyle, yağıyla, tuzuyla. Öyle yani kürek çekeceğiniz gibi bir... Orası güzel. Kürek çekeceğiniz gibi fasulye olmaz. Oradan al abi. Nereye? Dur nereye, dur. Sonu güzeldi. Kürek çekeceğiniz gibi fasulye olmaz. Oradan mı alalım? Kuru fasulyeden mi alalım? Hı hı. Tamam, ben söyledim. Evet. Öyle bir fasulyen varsa gidir bu. Efendim, bizim kuru fasulyemiz çömlektedir. Eti de, fasulyesi de, suyu da gayet kıvamındadır. Yani lezzetlidir. Öyle sizin kürek çekeceğiniz gibi. Bu niye güldü biliyor musun? Ben güleceğim diye. Yok hadi. Ben kafam önüme, ben kafam önüme indim. Yedim güleceğim de. Tamam. Ha, bu kürek işini bir bitirebilirsek var ya. Ya espri orada zaten. Hazır mıyız abi? Hazır. Nereden giriyoruz abi? Tamam. Kuru fasulyem var mı? Var efendim. Çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Ha. Şimdi bana öyle bir kuru fasulye götüreceksin ki suyu ayrı, kendi ayrı. Fasulyeler içine böyle kürek çekecek. Anlar mısın? Öyle bir fasulyem varsa götür bana. Efendim, o mümkün değil. Bizde çömlektedir. Kuru fasulyesi de, eti de, yağı da, tuzu da gayet kıvamındadır. Yani öyle sizin dediğiniz gibi kürek çekecek bir kuru fasulye. Ya niye önüne bakıyorsun sen? Ya abi, ben düşünüyorum da yani. Yani bana yaramaz hesabı. Sen anlatıyorsun ya. Yani alakası yok. Allah Allah. Kürek çekecek fasulye.
En uzun bu olacak da bu da bir işe yaramıyor. Haydi abi hazırız. İyi tamam o zaman tamam, ölüme, hadi. Ölüme bakmayız. Hadi abi. Bakayım tamam. 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 Bu sefer tamam. Tamam abi hazır mısın? Hazır. Kuru fasulyen var mı? Var efendim çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Eyvallah. Da geldi. Eyvallah. Alo. Buyurun. Evet Dursun kaptan. Nasıl? Anamın kızlı... Ne? Anamın kızlı nasıl? Ha kızlık soyadının... İkinci harfiyle son harfi. Yahu elmiş anamı ne karıştırırsınız ya? Ya tamam. Tamam tamam. Panama'nın pani. Ananın asi asi. Tamam. Ya hanımefendi ben size dedim ki benim kartımı kapatın. Nasıl yani? Siz şimdi bir seneliği peşin mi aldınız o bana yapıştırdığınız o benden aldığınız 175 bin lira ben kartı kullanmadan mı aldınız? Ya iyi de hanımefendi benim başıma bir hal gelse yani ben o kartı bir tarafta mı kullanacağım? Yani siz benden nasıl peşin alırsınız bu parayı? Kapat lan kapat. Kapat hep bunları polisye bayılır zaten. Hanımefendi siz benim kartımı kapatır mısınız? Kapatın ya. Yeter ya ben kart mart istemiyorum ya. Kapatın kartımı. Allah Allah. Ya kapat. Neyse sen moralini bozma ya. Anladım sana bir fikre daha böyle keyfin yerine gelsin hadi. Anlat anlat ya. Şimdi... Böyle kemik dünya turuna çıkmış anlayan mısın? He. Gelmiş böyle girmişler okyanusa bir tenis bir fırtına kıyamet kopayı anladın eyvah, mı? Eyvah o arada kadının biri tüşeği tenise. Aha. Bir gün yolcular böyle küverde de kadını izliyorlar. Kadın boğulacak feryat, fikan, parma kıyamet kopayı kadında. Anlayan mısın? O arada genç bir delikanlı tüt tenise. Helal olsun ula. Atlaya tenise uşak tamam mı? Bütün millet yukarıdan yolcular bağırıyor. Sağ helal olsun delikanlı. Sağ helal olsun delikanlı. Sen kahramansın. Sen bu kareyi kurtarıyorsun. Hadi kahramanlığını göster. Uşak da bağırıyor denizden. Ulan bırak on kahramanlığı. Hangi şerefsiz beni denize attı? Lan az daha da boğuldum ya. Meğer uşağı itmişler atmışlar denize. Şimdi Temel Bey. Efendim. Size yapabileceğimiz şey size 4700 lira maaş verebilirim. Artı sigorta. Artı her ay 290 lira da yemek fişi. Fiş mi? Tabii yemek fişi de yemek fişi vereceğiz. Dışarıda yemeğinizi yiyebilirsiniz ya. Benim eski çalıştığım yerde böyle fiş fiş yok idi ki. Nasıl yani? Ben oradaki derdim kebapçıya yemiyor mu yiyordum ya? Siz dışarıda mı yemek yiyordunuz? Tabii tabii. Kebapçıya yemiyor mu yiyordum ben? O zaman bizim kadar maaş vermiyorlardı demek ki yani. Ben 4700 lira maaş diyorum size. Ya senin verdiğin maaş bir şey değil ki ya. Daha mı fazla alıyordunuz orada? Herhalde, herhalde. Ama o zaman sigortanız var mıydı orada? Tabii, tabii. Hem de özel sigorta, öyle bildiğin sigortalardan değil. Özel sağlık sigortanız mı vardı? Herhalde. Ama demek ki o zaman yani şimdi o zaman mesai falan yoktu orada demek. Yani bizim mesailerimiz iyidir. Ya mesai olmaz olur mu? Ben maaşımdan fazla mesai alırdım. Nasıl yani siz... Aldığınız paradan daha fazla mesai parası mı alıyordunuz? Tabii, tabii.
Ama o zaman işiniz zordur yani. Bizim işimiz rahattır burada. Ya ne zoru ya? Senin işin zor. Ben orada çok rahattım ya. Ben orada çalışmazdım. Giderdim kahveye. Tavla oynardım. Arada gelip bakardım ortalığa ne var ne yok. Gene kahveye giderdim yani. İyi de niye bıraktınız da o zaman buraya geldiniz? Ben bırakmadım ki. Nasıl oldu? Adam iflas etti. He? Allah rızası için bu köre bir sadaka. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Eyvallah sağ olasın abi. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Ben her önüne gelen de 1 lira veriyor. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Eyvallah abi var olasın abi. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Ula hem körüm değilsin. Para attım sana, para öyle yuvarlandı ha buraya kadar geldi, paraya öyle uçtun. Sen nasıl bir körsün ula? Ya abi çaktırma yani ben yani o kadar kör değilim aslında da burada sürekli dilenen bir abi var ya ben onun çırağıyım. Nasıl yani çırağı şu? Yani onun işi olduğu zaman onun yerine ben bakayım abi. Patron nerede peki? O sinemaya yeni bir film gelmişti onu seyretmeye gitti. Nasıl? Torunum, az gel bakayım. Hazır ol ya bakayım. Torunum çok rahatsıza benziyorsun. Bir ambulans çağırayım sana, bir hastaneye götüreyim seni değil mi? Yok yok Emice ya, benim öyle ambulanslık, hastanelik işim yok ya. Madem öyle bir işim yok, nedir kıvranıp duruyorsun? Sıkıntın nedir yani sen? Sıkıntım şey Emice ya. Şimdi ben normalde 42 numara ayakkabı giyerim. Ama ben 39 numara bir ayakkabı giydim. O ne ayağıma giymişim yani. 42 numara giyiyorsun. 42 numara giyecek yerde 39 numara giydin. He. Niye 39 numara giydin peki? Onu bilerek yaptım Emice ya. Nasıl yani? Ya şimdi Emice... Benim işi gücü kaybettim biliyor musun? İflas ettim. Yani onun zaten bende büyük bir sıkıntısı var. Ne işe gitmek isterim, ne eve gitmek isterim. Sonradan benim uşak kurdu bir tüken. O da iflas etti. Eve giderim, bakarım ki uşağın da morali bozuk. Yani benim karı da zaten yani tuhaf bir şey. Evlendiğimizden beri dır 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 dır, dır kafamın etini yer. Ondan sebep de eve gitmek istemiyorum. Ha bu son birkaç aydır da kaynanam da bizde kalıyor. O zaten var ya. Yani yedi bitirdi beni. Eve giderim. Yok o işi öyle etmeseydin de öyle olmazdı. Şunu öyle olmazdı. Bunu olmazdı. Eve gitmek istediğimin şimdi tek sebebi ne biliyor musun? Nedir? O ayakkabılarımı ayağımdan çıkartıyorum da rahatlayırım ya. Bir huzur buluyorum böyle bir oh anca diyebiliyorum. Nasıl?